Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda açı ortay konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani açı ortayın son videosundayız. Dış açı ortay teoreminden bahsedeceğiz. Sizlere sayfa numarası da 46'nın sol sütununun alt tarafındayız. Haberiniz olsun. Dış açı ortay. İç açı ortaydaki mantığı biliyorsak dış açı ortayı da ona uyarlayabiliriz. Bizim iç açı ortayımız neydi arkadaşlar? iç açı ortayımızda şöyleyken kollar oranı tabanlar oranı diyorduk. Değil mi arkadaşlar? Kollardaki oran tabandaki oranlamaya anlamaya eşit oluyordu. Ha burada da aynı mantık ama ters mantığı var. Dış açı ortayın değdiği yerden başlayacaksınız. Farklı şekilde anlatanlar var. Hangisi mantığınıza yatıyorsa oradan gidin. Bir hilal yöntemi falan filan diyenler var ama ben kendim bildiğim bileli buradan yapıyorum. Bak bir üçgende şu dış açı ortaysa dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorum. Tekrarlı. Şu bölü tamamı Tekrarlı yapıyoruz. Bakın tabanlar oranı kollar oranı eşit. İçe açı ortayda neydi? Kollar oranı tabanlar oranı eşitti. Ya da tabanlar oranı yine kollar oranı diyebiliyorduk. Aynı mantık var aslında biraz. Ama burada ilk tabanlar oranı diyoruz. Tabanlar oranı tabanlar oranını alırken tekrarlı alıyoruz ama. Yani n bölü n artı M eşittir. Ee, kollar oranı eşit olacak. A bölü b mi? B bölü a mı hocam? Tabi ilk ok nereye değiyorsa ilk ok A'ya değiyorsa A sonra ikinci ok da B'ye değiyorsa B. Tekrar söylüyorum. Dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp tabanlar oranı N bölü N artı M. işte tabanlar oranı alırken ikinci de tekrarlı alıyoruz. Arkadaşlar unutmayın bunu. Eşittir A bölü B. Tanımı bu arkadaşlar. Yani tanım gibi, kural gibi ezberleyeceğiz. Bileceğiz. Ee, ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Şimdi peki hocam. Kural bu. Yine bizim k katı şeklinde uygulayabilir miyiz? Ya buna uygularken biraz kafanız karışıyor hiç o k katı falan yapmayacağız. Tabii ki uygulayabiliriz. Atıyorum burası 4 burası 6 ise a 4 bölü 10 yapıyor değil mi? Tamam 4 bölü 10. Yani kaç yapıyor? 2 bölü 5. O zaman 2 bölü 5. Hocam burası 2k ise buraya 5k diyebiliriz. K katı şeklinde de gittiğiniz zaman o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam ama siz genelde k katı burada kafanız karışıyor. İç aç ortayda kullanın k katını. Hiç burada kafanızı karıştırmayayım. Kollar oranı tabanlar oranı. Daha doğrusu tam tersi tabanlar oranı kol, kollar oranı eşit olacak arkadaşlar. Peki hocam aç ortay uzunluğu formülü varsa. Hani iç açı ortayda var ya müfredatta yok ama ne olur ne olmaz diye yine burada da söylüyorum. Bak yine yazdım. Sizce nedir? İç açı ortayda neydi? Kollar çarpma eksi tabanlar çarpmaydı. Burada da tam tersi tabanlar çarpma eksi kollar çarpma. Hocam tabanları çarparken n çarpı n mi yapıyoruz? Hayır. Tabanları alırken nasıl aldık? n ve n artı olarak aldık ya. İşte burada bu şekilde tekrarlı alacağız sadece. N çarpı N artı M tabanlar çarpımı. Eksi kollar çarpımı. Kollar da A ve B. A çarpı B şeklinde olacaktır arkadaşlar. İşte olay bu sevgili gençler. Ne olur ne olmaz diye bilmekte fayda var. Bilmeseniz de çok sıkıntı yaşayacağınız yaşayacağınızı zannetmiyorum. Zaten ee dediğim gibi sıkıştır çıkırsız e, <laughs> sıkışırsanız ne yaparsınız? Kosinüs teoremi yaparsınız. Büyükte sonra küçükte de burayı uygularsınız. Ya da Küçük tek kenarlar belli değil, Belli olacak ki şurası soruluyor ya bize. Şu küçükte kosinüs terimi yapıp sonra büyükte de kosinüs teriminden x'e ulaşabilirsiniz sevgili gençler. Evet olay bu. Haydi bakalım başlayalım. Hocam ne var burada? Bak hocam bu üçgende dış açı ortay. Dediği yerden başlıyorum tekrarlı. Tabanlar oranı yani x bölü x artı 4 eşittir. Kollar oranı İlk ok nereye diyor? 2'ye. 2 bölü ikinci ok nereye diyor? 3'e. 2 bölü 3 diyeceğiz. İşler dışlar. Yani 3x eşittir 2x artı 8 yapar. Ve x'i de buradan kaç bulur sevgili gençler? 8 olarak buluruz. Evet örnek birimizin cevabı 8 çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Aa hiçbir şey yapamıyoruz. Ya. Ne yapacağız hocam burada? Hatırlarsanız üçgende açıda da bir şeyden bahsetmiştik böyle. Hiçbir şey yapamıyorsanız açılarda verilmişse açılar yan yana verilmişse hee, bu açıların toplamının bir de 180'e tamamlayanını düşünün. 50-65 daha kaç? Hocam 100, o 115. E 180'e tamamlayan 65. Aa 65. Tanıdık mı tanıdık? Bak 65 var burada. Ne yapacaksın o zaman? Hemen 180'e tamamlayan açısını düşüneceksin. Hocam 180'e tamamlayanı. Şu açının 180'e tamamlayan. Burası. Ama burada da 65. 65'ler yan yana olmadı. Sil. E 180'e tamamlayan sadece burası olmaz ki. Bazen hala şöyle yapanlarımız oluyor. Allah aşkına doğru açıda sivriler yanadan paralel çiziyoruz. Şu açının 180'e tamamlayan lazım. Hop. Bunun doğrultusuna gideceksiniz o zaman arkadaşlar. Burası kaç yaptı? 65 yaptı. Aa ne çıktı? 50, 65, 65. Yani bu bir açı ortay doğrusu oldu. Hangi üçgende? Şu üçgende. Açı ortay hatta dış açı ortay oldu. Bir şey daha vermiş burada. CD uzunluğu K iken BD uzunluğu 2K vermiş. Burası K iken burası 2K. O zaman dış açı ortayın dediği yerden başlıyorum tekrarlı. Şu bölü tamamı yani 2K bölü tamamı 3K eşittir İlk ok nereye diyor? 6'ya. İkinci ok nereye diyor? X'e. 6 bölü X diyeceğiz arkadaşlar. 2K'da 6 ise 3 katı 3 katı X9 diyebiliriz. Ya da işler dışlar yaptığınızda da 9 zaten bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 9 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi bu soruyu başlamadan önce size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle ona da dikkat etmenizi söyleyebiliriz. Şuraya bakacak olursanız hocam tam iç açı ortay var dış açı ortay var tamam da Bazen şunu da kullandırıyorlar arkadaşlar. Bakın şuraya bakacak olursanız. Hocam A A B B dersek 2 A artı 2 B 180 değil mi? Bak yazayım hatta. Siz yazmayın bir saniye. A A B B. Tamam sileceğim çünkü. A hocam 2 A artı 2 B 180 ise A artı B 90. Bazen bu dik üçgeni kullandırıyorlar arkadaşlar. Dikkat edin buna. Hani şu kenar şu kenar falan verilmişse. Ama bu dik üçgenin hiçbir kenarı mevcut değil. O yüzden burada dik üçgen kullanmayacağımız aşikar. O zaman sildik. Ne var hocam burada? Ya olan var Olan, olan konuşamadım. Var işte bir şeyler görmüyor mu kardeşim? Ne yani ne var burada? İç açı ortay var. A iç açı ortayda tabanda bir oran var. 2'ye 4 yani 1'e 2. Soldan sağa 1'e 2 ise burada da soldan sağa 1'e 2 oran yazmaya çekinme. Geldi mi Hocam dış açı ortay var burada. E boşuna mı verdiler? Onu da kullan be ya. Dış açı ortayda tabanlar oranı derken tekrarlı. X bölü X artı 6 eşittir. İlk ok nereye değiyor? K'ya. İkinci ok nereye değiyor? 2K'ya. K bölü 2K'ya eşit olur. K'lar nereye? İçler dışlar. 2X eşittir. X artı alttan. X'i de buradan kaç buluruz? 6 buluruz sevgili gençler. Evet bu sorumuzun cevabı da böylelikle 6 oldu. Geldik buraya. Hmm. hocam ne var burada? Vallahi açıortaylık ortaylık var da 90'da kullanmam lazım. Buradaki 90'da böyle bir şey var mı? Yok ya. Allah Allah. Ne yapacağız o zaman burada? Şimdi arkadaşlar biraz önce bir tüyo verdim aslında biraz. biraz. Biraz bir tık bir tüyo aldınız aslında yani. Yapabilirsiniz soruyu aslında. Şimdi bir önceki soruda ne dedim arkadaşlar? Şurada. A nokta nokta çizgi çizgi diyecek olursak 2 artı 2 b 180 ise A artı B 90 yapıyor. Ha. O zaman şöyle doğru açı olduğunda e, bir iç açı ortay bir de dış açı ortay burada kaç kaç derece yapıyor? 90 derece yapıyor. Bazıları kalıp olarak biliyor bunu. Aa hocam bak bu iç açı ortay. İç açı ortayla dış açı ortay arasında kaç 90 derece olacak? Ya şunu uzatacaksın ama bunu uzatınca burası 90 oluyor. Olmaz. Ya da bunu uzatacaksın böyle. Uzattığımız zaman da burası da nokta açısı yapmak zorunda. Çünkü çizgi çizgi nokta nokta olsun ki burası 90 derece olsun. Değil mi arkadaşlar? Birinci mantık bu. Ama biraz ezbere kaçıyor. Sevmiyorum ben bunu. İkincisi. Biraz önce ne dedim ben? Vallahi hiçbir şey yapamıyoruz. Açılara dalacağımız aşikar. Dal bakayım. Hop hop alfa alfa. Valla burada da 90 var. E burası ne oldu? 90 eksi alfa oldu. Şunun tamamı 90 olduğundan dolayı. Hani açılar yan yana gelince toplamının 180'e tamamlayanını düşünmüyor muyduk bir de? Başka yapacak hiçbir şey yok burada. Başka bir değer yazamıyoruz burada. O zaman şunun toplamına bakalım. Şurası 90, 90 eksi alfa. Alfa ve alfanın toplamı. 90 artı alfa burası. A 90 artı alfanın 180'e tamamlayan nedir arkadaşlar? 90 eksi alfadır. A tanıdık bir şey var. 90 eksi alfa var burada. O zaman arkadaşlar ne yapacaksınız? Ya bunu uzatacaksınız ama 90 eksi alfa olur burası. <laughs> yemedi. Ya da bunu uzatacaksınız. Hop uzattığımız zaman ne oldu arkadaşlar? Burası da 90 eksi alfa oldu. Yani bu açıda bir açı ortay oldu. Hatta bu açı nasıl bir açı ortay? Dış açı ortay. Hangi üçgende? Şu üçgende dış açı ortay oldu. Hocam öncelikle iç açı ortayı kullanayım. Oran yazı... Tüh ya yazamıyoruz oran ya. Ne yapacağız burada? Ya yazamasam bile x'in de k katını yazmaya çekinme kardeşim. Bak benzerlikte de yazıyoruz. Çünkü oranlamalarda k'lar gidebiliyor. Burada ne var? 2 x oran var. Hocam burası 2k ise burası xk diye yazabiliriz. Peki yazdık bunu. Sonra hocam dış açı kullanacağım. Dış açı ortayı dediği yer, yerden başlayıp tekrarla. Şu bölü tamamı 3 bölü tamamı kaç yaptı? 5 artı x eşittir. İlk ok nereye diyor? xk'ya diyor. İkinci ok nereye diyor arkadaşlar? 2k'ya diyor. Bak. K'lar nana yolda. İşler dışlar. Yani buradan bununla bunu çarptım. Ee, 5x artı x kare eşittir 6. Hatta düzenleyecek olursam sol tarafta düzenliyorum. x kare artı 5x eksi 6 eşittir 0 yaptı. Buradan da çarpanları ayıracağız arkadaşlar. E, artı 6'ya eksi 1 dersek çarpımları eksi 6 toplamları da artı 5 verdi. Yani x artı 6 ve x eksi 1'in çarpma eşit 0. Bu eşit 0 ise x eşittir eksi 6 gelir. Uzunluk negatif olamaz arkadaşlar. Şu eşit sıfırsa x eşittir 1 gelir. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı gençler? 1 çıktı. Çarpanları ayırmayı da kullanarak. Evet. Böylelikle cevabı 1 bulduk. Aslında burada bir şey öğrendiniz. Şimdi neymiş? Bir iç açı ortay, bir de dış açı ortaya arasında 90 derece. Hani iki soru üst üste gelince biraz öğreniyorsunuz. O yüzden bol bol soru çözün diyoruz ya. Hani bu yöntemle yapıyorsa, yaparsanız tamam. Ben burada anlatırken normal açılar yan yana mantığıyla anlattım ama Sizler artık sorular böyle çöze çöze a açı ortay bir tanesi 90 almışsa diğeri de açı ortaydır deyip o şekilde yapmayı artık öğrenin arkadaşlar. Yaparsınız büyük ihtimalle. Yaparsınız gibi ne geliyor. Eee, geldik bu soruya. Şimdi gençler haydi bakalım şuna bir ödül yazalım. Kitap veriz mi geldi. Geçen sene de şey yapmıştım. Arkadaşlar geçen sene tabi bu sorularla e, ilk defa çözenlere ödülümüz olsun arkadaşlar. Tamam mı? Yani geçen sene çalışanlarınız oldu. Ha, o konuda daha yemeyelim. E, ne yapıyoruz? Yani benim tayfa o kadar güzel bir tayfa ki. O kadar böyle seviyorum ki. Yani benden ders dinleyenler bana yalan söyleyesi gelmiyor nedense arkadaşlar. O yüzden yorumlara yaptım da yazın, yapmadım da yazın. Bazen sürpriz yazıyorum. Sürpriz yapıp e, hepsinden de seçebiliyorum. Bir de yapmadım diyenlere de ödül de verebiliyorum arkadaşlar. Ödüllü sorumuz bu olsun. Hadi bakayım. Videoyu durdurun, yapın. Ondan sonra e, bir de beni izleyin. Cevabınız doğruysa yorumlara ne yazıyorsunuz? Yaptım hocam, yapamadım hocam. Ah şunu böyle şey şu mantığı düşünemedim hocam gibi yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Yorumlar arasından rastgele seçeceğim. Artık kim şey yaparsa kime denk gelirse. Hani birinci ilk yorumu atana değil yani mesela öyle düşünün. Yani bir de herkes bir yorum atsın ha. Yani size güveniyorum daha doğrusu. Neyse devam. Şimdi ne olmuş? ABC üçgen. ABC üçgen şeklinde. Üçgeni şeklinde olacak neyse. ABC üçgen şeklindeki kartonda. DB ile BC birbirine dik. Evet, şunla şu birbirine dikmiş arkadaşım. Tamam. Bu karton DB boyunca katlandığında, şu DB boyunca katlanılıyormuş. Şekil gibi A üstü D 8 birim, DE 6 birim oluyormuş. Evet. A üstü D, A üstü D şurası 8 birim, DE de 6 birim oluyormuş arkadaşlar. Tamam. Sanırım burada bir şey vardı. Düzeltme yaptık. Bazılarınızın ilk çektirenlerde bir sıkıntı olabilir. Şu DB 6 6 gibi gözüküyor ama DE uzunluğu 6 arkadaşlar. Oraya dikkat edin. Ee, yani soruyu yapamayanlar, uğraşanlar yapamadıysa da oradan e, şurası DE uzunluğu 6 birim dikkat edin. Neyse şimdi o zaman videoyu durdu, durdu. Bir de ona göre yapmaya çalış. Devam ediyoruz. Ee, buna göre CE uzunluğu kaçtır diye soruyor. Bir kere katlama sorusu. Katlamalarında ne yapıyorduk? Bunu böyle katlamışlar. Katlamayı aç kardeşim. Geri eski haline geri getir. Aslında ben size bu sorunun çözüm yöntemini basamak basamak öğrettim arkadaşlar. Yani soru zor bir soru değil. Kolay bir soru yapabilirsiniz. Evet şimdi şunu şöyle yaptık. Hocam katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 8 ise 8. Hocam şu kenarla şu kenar eşit ama kullanmayacağım gibi sildim. Hocam bir de üst üste binen açılar da birbirine eşit. Şimdi üst üste binen kenarlardan dolayı cevap çıkmıyorsa bir de üst üste binen açılara da bakacağız. Hocam bu açıyla bu açı eşit ama kullanmayacağız gibi sildim. Hocam şu açıyla şu açı birbirine eşit. Oo süper. Hocam bir de bak bu açıyla bu açı eşit de kullanmayacağız gibi sildik. Aa bak açı ortaylık var burada. Ha. Açı ortaylık var. Açı ortayda kaça kaç oran var arkadaşlar? 8'e 6. Aa şuradaki üçgende bir iç açı ortayımız var mı? Var. Kaça kaç? Kol tabandaki oran 8 bölü 6. 8 bölü 6 dediğimiz nedir? 4 bölü 3'tür. Madem 4 bölü 3 oran var burada. Burası 4K buraya 3K yazdık. E çıkmadı. Niye çıkmadı kardeşim? İşte onu düşün. Sen bir verilen bilgiyi kullanmadın ondan dolayı çıkmadı. Acaba hangisini kullanmadın? Şu ana kadar neyi kullanmadın? Katlamayı kullandın. Aa hocam 90'ı kullanmadım. Bak 90 derece var ve bir açı ortaya almış. Şunu şöyle uzattığımızda açı ortaya olacak diyeceğim ama şu açıyla şu açı ters açı oldu. Ee, ya da illa böyle değil. Şöyle de uzatabiliriz değil mi arkadaşlar? Hop şurası açı ortaya olur diyebiliriz. Ya da e, bunu hala algılayamadıysanız açılara dalın. Da Hocam alfa alfa diyeyim 90 eksi alfa. A 90 180, 180 e tamamlayan 90 eksi alfa oluyor. O yüzden bunu böyle uzatırız. 90 eksi alfa dış açı orta olduğunu da söyleyebiliriz. Ama iki soru arda arda ben şeyden bahsetmişim artık. Açı ortaylardan birini 90 almışsa o zaman bir tane daha açı ortay vardır. Çünkü iki tane e, iç iki tane açı ortay arasında kalan açı doğrusal yani doğrusal olduğunda tabii. iki tane açı ortay arasında kalan açı 90 derece. O zaman burayı da dış açı ortay bulduk. Heh, biz geometride her verilen bilgiyi kullan diyoruz. Artı her bulduğum bilgiyi de kullan. Ulan sen burada ne buldun? Açı ortay buldun. A kırmızı üçgende bu bir dış açı ortay. Dış açı değdiği yerden başlıyoruz. Tekrarlı şu bölü tamamı. Çünkü tekrarlı gidiyorduk tabanda. X dersen buraya. X bölü tamamı. X artı 14 eşittir. 3K bölü 4K olacak. Çünkü ilk okumuz 3K diyor. ikinci okumuz 4K diyor ya bazı arkadaşlar da şuradaki 3K yı, 4K yazamadı yazmadığı için yap, yapamadı ya işte onlara da üzülmüyor diyelim yani üzülüyorum ama yaz kardeşim aç ortay bulduysan orada da yaz neyse devam işler dışlar 4x eşittir 3x artı 42 x de buradan kaç bulduk 42 bazılarınız da oha hocam ya cevap 42 çıktı çok büyük çıktı diye e, şey yapamadım emin olamadım diyenleriniz de var tabii ki ya şekil çek, biraz dengesiz tamam iyi, kabul ediyoruz ama e, ma, şey anlamında sıkıntı yok arkadaşlar. Uzunluk ölçü birimleri bu kadar dengesiz ÖSYM sorar mı? ÖSYM sormaz da kitaplarda görürsünüz tabi. Hani e, buradaki uzunlukları böyle birbirleriyle biraz daha böyle orantılı olacak şekilde veriyorlar arkadaşlar. Mesela burası e, 8 iken burası 48 oldu şöyle baktığınız zaman. E, 8'i daha küçük yaparlar. Mesela ben şöyle yapabilirdim. Üçgeni şöyle şöyle de gösterebilirdim. Şu üçgeni. Bunu katlanmış halinde şöyle gösterebilirdim yani. Şöyle gösterebilirdim. Daha güzel olurdu yani. Değil mi? Ama neyse sonuçta olayı mantığı anladınız arkadaşlar. Değil mi? Evet, unutmayın yorum yazın. Bekliyorum. Ödev ödül vereceğim. Ödev, ödüllerimiz neydi? Şeyler. Pasiküllerden bir bir tanesini falan vereceğim arkadaşlar. Evet, geçen sene yaptık, bu sene de devam ediyoruz o ödül meselesine. ABC üçgeni şeklindeki bir karton AD boyunca katlandığında eski haline geri getiriyoruz şekli. Hop getirdik. Hop getirdik. Peki. Şimdi sen bunu böyle katladın. Üstte binen kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. CD uzunluğu 5. Hocam burası 5. E sen bu katlamada hop burası da 5 olacak. Yani buraya ne kaldı? 3 kaldı. Tamam. Hocam üstte binen kenarlar eşit. Şu kenarla şu kenar eşit. Kullanmayacağım gibi Kaf kafamı karıştırmasın sileyim. Hocam bir de üst üste binen açılar da birbirine eşit. Şu açılar da birbirine eşit. Hatta bu açıyla da bu açı üst üste biniyor. Çok karışıklık var. Bir kullanmayacağım gibi sildim. Aa hocam yeşil üçgende bakın. Şu dış açı ortay mı oldu? Evet. BD uzunluğu kaçtır diye soruluyor. bir de sorunun tamamını okumadık. Bak dikkat. AD boyunca katlandı da AB'nin yarısı katlanılan bölgenin altında kalıyor. AB'nin yarısı katlanılan bölgenin altında kalıyor. Yani tam yarısı kaldıysa bunlar bu birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. A şimdi artık dış açı kullanabiliriz. Arkadaşlar yeşil üçgende yani şuradaki üçgende ne var? Dış açıortay. ortay. Dediği yerden başlıyorum. Hop şu bölü hop tamamı. Şu bölü tamamı. Bunlara a diyecek olursak a bölü 2 a eşittir. İlk ok nereye diyor arkadaşlar? 3'e. İkinci ok nereye diyor arkadaşlar? X diyelim buna. X'e. Buradan da işler dışlar yaptığımız zaman x'i de kaç buluruz arkadaşlar? 6 olarak buluruz. Zor bir soru mu? Değil. Üst üste binen kenarlar. Birbirine eşit üst üste binen açılar. Birbirine eşit. Genelde üst üste binen kenarları gösteriyorsanız soruyu yapamadıysanız bir de üst üste binen açıları da gösterin arkadaşlar. Ha alan konusu olduğu zaman üst üste alanların da birbirine eşitliğini göstereceksiniz. Geçen sene katlamada alan muhabbetini da dağılımını sordu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet böylelikle cevabımız <laughs> 6 çıktı arkadaşlar. Evet geldik şu soruya. Hmm. Verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundayız. 3 4 5 vay 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 sorunun yarısını bitirdik arkadaşlar değil mi? Evet 3 4 5'ten 5'i yazdık burada. Başka ne var? Hiçbir şey yok. Aa ne yapacağız? Hocam bu iç açı ortay bu da iç açı ortay. Ben formülden burayı yazsam nasıl olur? Olur. Sıkıntı yok. İstediğin gibi yaz. Hiç sıkıntı yok. Çünkü sen bunu biliyorsun. Burada kaçtı? 90 artı A açısı bölü 2 idi. Ama büyük ihtimalle çoğunluğunu zaten unutmuştur. Ki o zaman da demiştim. Formüle gerek yok. Niye? Hocam zaten ben buraya A desem. Buraya da BB desem. A 2A artı 2B artı 90 ya da dik üçgen olduğu için 2A artı 2B direkt 90 değil midir arkadaşlar? Ya da 2 artı 2B artı 90 eşittir 180'den. 2 artı 2B 90 A artı b kaç geldi? 45 geldi. Hmm. Şurada A artı B'lik üçgen var mı? Var. A artı B 45 ise burada kaç? 135 derece yapacaktır. O zaman buraya kaç kaldı? 45 derece kaldı. E hocam 45'i bulduk. Bak ne diyoruz hep? E, zor sorular nasıl oluyor biliyor musunuz? Yani zor sorular şöyle oluyor. E, verilen bilgileri kullanmayla tamam çıkartıyorsunuz ya e, her seferinde zor soruda her seferinde bulduğum bir bilgiyi soruda kullanma, kullanma. O da 2-3 basamak falan olduğu zaman daha da zorlaşıyor. Mesela burada A, B, B yazdın. Tamam A artı B'yi 45 buldun. Sonra A artı B'yi kullandık. Bak hop hocam burası 135 burası 45 oldu. Şimdi bir de buradaki 45'in mantığını kullanırsan soruyu çözersin. Yani her seferinde yani şekil üzerindeki bilgi az ve her seferinde bulduğum bilgiyi çözüm için kullanırsan çözüme rahat bir şekilde ulaşırsın. 45'i nasıl kullanacağız? Allah Allah kullanamıyorum. Şurada özel bir üçgen var. O yapabilir miyim acaba? Hocam dik çizsem yok ya. Olur mu? Zaten burası 3 olduğundan mantıksız. Ki ben bırakın 3'ü. Yani 3 e, şeyi doğru. 3 bölü 2 ile uğraşacağım. Doğru burada. Hiç, yani 3, 3 bölü kök 2 ile uğraşacağım arkadaşlar burada. Yani şuradan dik çizince olmadı. Yani dik, dik çizme mantığını kullanamayacağım o zaman. Ne demiştim peki? İki açı yan yana gelince bu videonun içinde demiştim zaten hatırlarsanız. İki açı yan yana gelince toplam 180'e tamamlayanını düşün. Burada da iki, ta, iki tane açı yan yana ya. Hocam 90-45 daha 135. A 180'e tamamlayanı 45. Hop burada kaç kaç derece olur o zaman arkadaşlar? 45. O zaman olay bitti mi? Bitti. Çünkü bu üçgende ne var arkadaşlar? Bu bir dış açı ortay. Dış açı ortaysa arkadaşlar bakın 45-45 bulduk ya ondan dolayı. Bu dış açı ortaysa dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz. Bakın dış açı ortay şuradan başlıyor değiyor. Değdiği yerden başlıyoruz. Şu bölü tamamı x bölü x artı 5 eşittir. İlk ok nereye diyor? 3'e. İkinci ok nereye diyor? 4'e. O zaman 3 bölü 4'ten dolayı içler dışlar yapalım arkadaşlar. 4x eşittir. 3x artı 15. Buradan da ne geldi arkadaşlar? x 15 olarak çıktı. Evet. Bizden de cd uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Cevabımız 15 oldu. Ve böylelikle açı ortay konusunu bitirmiş olduk. Zevkli bir konu. İlk etapta böyle bu kadar hızlı çözemeyebilirsiniz. Ama sonralarında aşırı derecede hızlı çözeceksiniz. K katı şeklinde falan yapmayı düşünün arkadaşlar. Benim yaptığım gibi yaparsanız sizde daha sağlıklı sizin için de daha sağlıklı olur arkadaşım. Evet gençler böylelikle olayı bitirdik. Açı ortay konusunun konu anlatımını bitirdik. Sırada ne var? Üçgende kenar ortay yani ağırlık merkezi konusu var arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ağırlık merkezi konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.